tepkiler geliyor. Hem de tabii soru işaretleri de var sevgili izleyiciler. Yani bu tür evet adımlar atılıyor. Ya da daha öncesinde benzeri tehlikeler olmadı mı? Hani IŞİD militanlarının olduğuna dair bazı böyle söylemler ya da iddialar, bunlar nedeniyle böyle aksiyonların alındığı şeklinde. Ama daha öncesinde de benzeri belki tehditler söz konusu olmuştu ya da tehlikeler söz konusu olmuştu. Ama bu kez üst üste böyle tabii kapatma haberlerinin gelmesi konsoloslar açısından, konsolosluklar açısından dikkat çekici. Bir de Amerikan Büyükelçisi'nin de Jeff Flake'in de açıklamaları var. O da dediğimiz gibi aslında benzer bir açıklamada bulundu. O da diyor yani bu tür imalar doğru değildir. Ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir bir ortağıdır ifadesini kullanmakta. Bir şey daha var. Tabii bu açıklamalar olurken Amerikan savaş gemisinin de hani İstanbul Boğazı'nda olması da dikkat çekici. Ama bunu düşmanca bir tavır olarak mı görmek yoksa tam tersi hani limoni ilişkiler olduğu bir dönemde aslında bir nevi ilişkilerin iyiye gittiğine dair bir temenniyi belki içeren bir mesaj olup olmadığı konusunda sormak gerekiyor elbette. Birbirlerine danışalım, uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Sayın İlhan Uzger hocamıza. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler, sağ olun hocam katıldığınız için. Şimdi bu mevzu şu açıdan tabii dikkat çekici. Evet, Dışişleri Bakanı da tepki gösteriyor ama İçişleri Bakanı'nın bu kadar çok yüksek perdede bir muhatap, direkt muhatap olarak böyle kendini ön plana çıkarması biraz garip geliyor. Garip midir yoksa bize mi garip geliyor acaba? Önce bunu sorayım. İçişleri Bakanı'nın sesi yükseltmesi doğru mu? Şöyle, İçişleri Bakanı da konuşabilir tabii. Yani sonuçta Türkiye'de bomba patlar mı, bir eylem olur mu? Hı. Konsolosluklar işte... İhbar aldık, kapatıyoruz falan. Bu İçişleri Bakanı'nı ilgilendirir. Hı. Ama böyle konuşulmaz. Yani bu nasıl bir üsluptur? Ya yani kime neyi anlatıyorsun? Yani bizi kimi kandırıyorsun falan diyeceğim. Yani şimdi bu öyle ağır suçlamalar var ki yani o konuşmada, yani siz hepsini vermediniz. Hani, yani darbecilikle suçluyor. Her elçi darbe yapmak ister diyor. Yani Türkiye'yi karıştırmak istiyor. O zaman şöyle söyleyeyim, yani Süleyman Soylu bu hükümetin bir bakanı ve İçişleri Bakanı, yani en önemli bakanlıklardan bir tanesi. Dolayısıyla bir hükümet gereğini yapar. Yani Amerika eğer Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışıyorsa, her büyükelçi darbe yapmaya çalışıyorsa, o zaman büyükelçi kabul etmeyin. O zaman tamamen ilişkileri kesin. Amerikan büyükelçisini gönder biraz. Yani öylesine düşmanca, yani bir Amerika var ve Türkiye'yi her büyükelçi, yani 45'ten bu yana her büyükelçi darbe yapmak istiyor Türkiye'de diyor. Şimdi bu çok ağır bir itham. Ya o zaman gereğini yapar bir hükümet. Ha bir de şöyle bir durum var. Bakın İçişleri Bakanı, yani Amerika Türkiye üzerinde işte içini karıştırmaya çalışıyor, oyunlar oynuyor demeye getiriyor. Ama bakıyoruz Dışişleri Bakanı Peki hocamızla biz bir kez daha galiba tazelememiz gerekecek hocam sizinle bağlantımızı. Şimdi hocanın dediği önemli, İlhan Uzger Hoca diyor ki ya evet İçişleri Bakanı da ilgilendiren bir mevzudur elbette içerideki güvenlik, anlıyoruz bu şekilde, ama işte hadi o pis ellerinize Türkiye'nin üzerinden çekin ifadesi ya da işte 15 Temmuz'un ardında sizler varsınız, buna benzer bu minvaldeki sözler. Şimdi onu da sormak lazım aslında hocaya. Şöyle bir durum, 15 Temmuz'un ardında var dediği başka ülkeler de vardı. Onlarla da şimdi can ciğer kuzu sarması şeklinde bir iletişim de var. Hocam tekrar bağlantımızı sağladık. Buyursunlar, hem de diğer konuyla da devam ederiz zaten. Yani bu çelişkiler var mıdır yok mudur diye. Buyurun. Şimdi bakın Biden seçimden önce Erdoğan'ı çağırsa Cumhurbaşkanı ne yapacak? Dese ki gelin buyurun Beyaz Saray'da görüşelim. Yani şimdi ekibi bayılacak buna. Böyle Biden'la el tokuş tokalaşırken Beyaz Saray önünde bir görüntü verecekler. Bütün şeyler, hükümet medyası, Yeni Şafak falan böyle A Haber, işte dünya lideri Biden Erdoğan'ı övdü falan diyecekler. Şimdi bir taraf, ha bu büyük bir oska olmayacak. Yani Erdoğan'ın ekibi bunun için çok uğraşıyor bir taraftan da. Hmm. Böyle bir görüntü, seçimden önce böyle bir görüntü vermek istiyorlar. Böyle bir fotoğraf. Ha, dikkat edin, yani Erdoğan New York'a gitti ve alındı Biden'a. Yani biz Trump'la daha iyi görüşüyorduk dedi. Yani kendisi şikayet etti. Ben bir şey demiyorum. Hani Biden'la o şeyi, ilişkiyi kuramadık dedi. Yani Biden kursa yani bizim Cumhurbaşkanı çoktan razı. Şimdi bir taraftan böyle bir gerçeklik var. Öbür taraftan İçişleri Bakanı 15 Temmuz'dan bu yana hani hükümetin biraz daha içeriye oynayan
Yani daha böyle basit, yıllardır tabii Amerika'da olan şüpheli, tabii ki yani Amerika'nın kendi Amerika'ya dair de bir sürü yani şikayetimiz olabilir. Hani Amerika ile ilgili de sorunlarımız var. Tamam da hani bunun yolu bu değildir. Dediğim gibi bir hükümet üyesi, İçişleri Bakanı böyle konuşmaz. Gereği neyse onu yapar. Yani diyor ki işte bazı gazetecilere yazdırıyorsunuz. Şimdi böyle konuşulur mu? Yani o zaman bir ciddi bir sorun varsa hani bununla ilgili gerekli işlemleri yaparsın. Buna dair çok şey söyledi biliyorsunuz. Evet. Bu üslup yani pis ellerini Türkiye üzerinden çek. Mesela neymiş o pis el? Ne yapıyormuş? Hani ben de Türk-Amerikan ilişkileri çalışan biri olarak hani ben de onu bilmek isterim. İçişleri Bakanı açıklasın. Ne yapıyor mesela şu an Amerika Türkiye'nin içini karıştırmak için neler yapıyor? Bu bir tek hani konsolosluğu kapatıyoruz, ihbar aldık. Çünkü bunlardan çok oldu geçmişte de. Yani Ankara için de çok şey geldi hatırlarsınız. Yani işte şey diyor, bir ihbar aldık diyor. Kendi vatandaşlarımız şuraya gitmesinler diyor. Ya bunları çok yapıyorlar. Olur, Türkiye'de yapsın mesela kendi vatandaşına desin ki. Hatta karşılık olarak Türk dışişleri de yapmaya başladı bunu. Evet. Tamam böyle ama bu yetmez karıştırmak için. Yani çünkü 85 milyonluk bir ülke var, NATO üyesi burası. Dolayısıyla da karıştırmak için daha fazla şey yapması lazım. Onlar neyse İçişleri Bakanı söylesin, biz de öğrenelim. İçişleri Bakanı'nın daha öncesinde de yakın zamandaki o terör saldırısı sonrasında yine Amerika Birleşik Devletleri'ne işaret ettiğini hatırlatalım. Bir de onun ardından ama öyle de bir durum vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir teşekkür, taziyeler nedeniyle teşekkür paylaşımı yaptı. Üçüncü sırada Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne aslında teşekkür etti. Yani böyle bir çelişkili bir durum da var ya da. O zaman şunu soruyorduk, iyi polis kötü polis mesajı evet, mıdır evet. Bu aslında? Biraz tabii, böyle bir tabii. Şey mi olacak acaba? Yani şöyle, Süleyman Soylu buradan kendi şeyini, imajını da biraz parlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben Amerika'ya kafa tutan bir İçişleri Bakanım. Amerika beni çağırsa da gitmem, Büyükelçiyle de görüşmem. Hani böyle şey, o Amerikan, anti-Amerikan, anti-emperyalist Büyük İçişleri Bakanı. Hmm. Hükümet de yani... Ya biliyorsunuz bütün işleri hep böyle yapıyorlar. Mesela ben size bir örnek vereyim. Mavi Vatan, Turgut Reis giderken sondaja yani böyle şey ensemizde boza pişiriyorlar. İşte Mavi Vatan şeyi bulacağız Doğu Akdeniz'de. Sonra sessizce anlaşıyorlar Avrupa Birliği ile sessizce geri dönüyorlar. Bu da öyle. Şimdi Amerika emperyalist Türkiye üzerinde oyunlar oynuyor. Ellerini çek. Dışişleri Bakanı gidiyor yani ya işte biraz idare edin seçime kadar bu İsveç'i biz almayacağız ama sonra seçilirsek hemen onaylarız falan. Yani böyle siyaset yapıyorlar. Evet. Yani muhalefetin de bizim de görevimiz bunu biraz deşifre etmek. Evet. Yani bakmayın siz böyle dediklerine ya biraz hani kolay işin kolayına kaçıyorlar. Böyle işte Amerika var geçmişte darbeler yapmış falan bir sürü ülkede yalnızca Türkiye'de de değil. Ey Amerika sen çek pis ellerini o da Süleyman Soylu da buradan. Kendi seçmen kitlesi üzerinde hani çok büyük prim yapacak. Vay büyük siyasetçi, devlet adamı Süleyman Soylu Amerika'ya kafa tutuyor. Biz de buna inanacağız. Bir şey daha hocam. Şimdi bu Amerikan Büyükelçisi'nin bir de bu konuyla ilgili mesaj verirken, cevabı verirken daha doğrusu işte bu Amerikan savaş gemisi üzerinde de bu mesajı vermesi, o savaş gemisinin tam da o zamanlarda denk gelmesi, işte İstanbul Boğazı'na demirlemiş olması. Bunu hep böyle işte Türkiye'ye bir mesaj mı, bir düşmanlık mesajı mı vesaire deniyor mu? Acaba tam tersi de bir mesaj olabilir mi? Belki bunu da sormak lazım. Ya da Türkiye'ye falan değil de başka bir ülkeye mi? Mesela yani Rusya'ya yönelik bir mesaj mı olarak okumak lazım? Bakın şimdi Türkiye NATO üyesi. Yani ben bunu daha önce de söyledim başka bağlandığım kanallarda da. Yani NATO çok memnun bir sürü şeyden. Yani bu İsveç vetosu işini biraz dediler ki bizi idare edin. Hani seçimlere kadar birkaç ay sonra bir şey olmaz yani. Zaten İsveç'te, Finlandiya'da NATO toplantılarına katılıyorlar. Yani süreç aslında biraz fiilen ki gidiyor. İsveç Dışişleri Bakanı bile Temmuz'a işaret ediyor olacağını düşündüğünü ifade ediyor. Yani öyle olacak. Dolayısıyla da mesela NATO Türkiye'den memnun. Yani böyle hani hükümet şeyi tercih ediyor, seviyor bu görüntüyü. Yani Amerika'ya kafa tutan bir hükümet var falan. Öyle değil. Yani Türkiye NATO ile yapılan bütün şeylere katılıyor. Tatbikatlara katılıyor. NATO içinde mesela Baltıklar'da NATO hava polisliğine Türkiye savaş uçakları orada Rusya'ya karşı hava polisliği yapıyor. Baltık cumhuriyetlerini koruyorlar falan. Dolayısıyla arka planda işbirliği gayet iyi gidiyor. Fakat yani siz de bilirsiniz ki yani medyaya, yani kamuoyuna daha çok sorunlu alanlar yansır. İşbirlikleri yansımaz. Yani mesela Hulusi Akar
Hulusi Akar NATO toplantısına gidiyor. Gayet iyi böyle. Yiyorlar, içiyorlar. Hani konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Bu kamuoyunun bilgisi dahilinde olmuyor. Kimse onu takip etmez. Yani onu bizden uzmanlar bakar, takip ederler falan. Evet. Kamuoyu onu bilmez. Kamuoyunun aklında bu Süleyman Soylu'nun işte bu böyle çıkışları. Amerika'da bunu çok ciddiye almıyor zaten. Aslında evet, yani bu açıklamalardan Amerika'nın da öyle çok sert bir yanıt verdiğini söylemek de doğru olmaz. Sadece bu tür imalar yanlıştır deyip üzerinde kapatmışlar. Ama peki geminin olması kime mesaj sorusuna cevaben ne söylersiniz? Evet, yani şöyle bu Türkiye, hani Amerika savaş gemisi gönderdi. Türkiye'de çok korktu. Yani böyle çalışmaz Amerika-Türkiye ilişkileri. Evet. NATO mantığı bu değil. Zaten beraber bu gemilerle Türkiye tatbikat yapan bir ülke. O yüzden de hani biz bu gemi geldi, çok korktuk. Ne yapalım? Amerika'ya yanaşalım. Yani böyle işlemez. Zaten Türkiye Amerika ile işbirliği yapıyor zaten. Bazı açılardan rahatsızlar ama bazı açılardan da memnunlar. Evet. Erdoğan'ı pazarlık yapılabilir bir siyasetçi olarak görüyorlar. Hani bu kadar sorunu başka ülkeler de çıkarıyor, başka liderler de çıkarıyor diye düşünüyorlar. O yüzden de bu gemi, yani daha çok biliyorsunuz Karadeniz'e de gidemeyecek. Çünkü Türkiye biliyorsunuz savaş olarak tanımladı ve Batılı NATO üyesi ülkelerinde geçmeyin dedi. Doğru. Amerika oraya sokmayacak. İstanbul'u bir ziyaret edecek, sonra gerisin geri bulunduğu coğrafyaya, Doğu Akdeniz'e dönecek. Bu konsolosluk meselesi hocam, buna ilişkin peki, yani konsoloslukların böyle bir geçici olarak kapatılmış olması, buna ilişkin işte zaten buna ilişkin Süleyman evet. Soylu'nun da sesini yükselttiğini gördük. Gerçi onun notunu da bir kez daha düşeyim, belki bir şey söylersiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne darbeci ya da 15 Temmuz'un arkasındaki güç vesaire diye yüklenirken, işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da Suudi Arabistan'la da, ki bir dönemler nasıl finansörüydü vesaire diyorlardı, nasıl başlıklar atıyorlardı, şimdi gayet de yakın bir iletişimde, bir diyalog hali de söz konusu. Belki duygusal nedenlerle, bilemiyorum, ama durum da ortada. Dolayısıyla orada bir çelişki de var gibi görünüyor. Ama bir de şu konsolosluk meselesi, biz buradan gerçekten ne anlayalım? Çünkü daha öncesinde de belki böyle tehlikeler söz konusu oldu. IŞİD tehlikesi vesaire, ama böyle bir önlem alınması halini nasıl yorumlamak lazım? Şimdi içeriğini bilmiyoruz ama şimdi bu biliyorsunuz Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yakıldı ve IŞİD'in işte eylem yapacağına dair bir haber gelmiş olabilir. Şimdi onlarda da aşırı hassasiyet var biliyorsunuz. Yani orada bir diplomat, tabi Amerikalı, işte Alman vatandaşına bir şey olsa bu sefer iç politikaya yansımaları fazla oluyor. Niye önlem almadınız diye. Böyle bir şey olabilir. Ya da bir istihbarat gelmiştir. Dikkat ederseniz kendi vatandaşlarına dair bir uyarı yaptıklarında hiç eylem olmaz, farkındaysanız. Eylem uyarı yapılmadığında oluyor. Yani belki de bir istihbarat aldılar ve eylem olmasın diye, yani onu biz anladık, deşifre ettik, çözdük sizi demek için de bunu duyurmuş olabilirler ve bu tür bir önleme gitmiş olabilirler. Yani buradan Türkiye'ye büyük bir baskı çıkmaz. Ne olacak? Hani turizm sezonunda değiliz. Biliyorsunuz İstiklal'de bomba patladı. 2 gün sonra doluydu İstiklal. Yani o artık hani dünyada bu çok etki yaratmıyor. Hani bir yerlerde, her yerde bir risk var. Dolayısıyla bu turizm etkileyecek, Türkiye'nin turizm kapasitesini, gelirini etkileyecek bir açıklama ve eylem değil. Yani onun yerine Türkiye imajını düzeltse daha iyi olur. Yani Süleyman Soylu daha düzgün konuşursa Türkiye'ye daha çok turist gelir. Daha yardımcı olabilir bu süreçte diyorsunuz hocam. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim katkınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim Profesör Doktor İlhan Uzgen hocamıza danıştık. Dedikleri önemli. Yani bazen evet, neyi söylediğinizden daha çok nasıl söylediğinizde yankı uyandırıyor ve onun daha çok etkisi olabiliyor. Bu anlamda İçişleri Bakanı'nın evet, başka ülkelere tepki gösterirken aslında iç politik, belki de bazı tırnak içi kazanımlar için böyle bir üslubu kullandığını yorumlamak yanlış da olmayacak.